Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, şampiyonluktan transferlere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Takımın şampiyonluk öyküsünü anlatarak sözlerine başlayan Ünal Aysal, "Sıfırdan bir takım kurduk. Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Hoca seçimimizde nasıl bir karar verdiğimizi zaman içinde anladım. Nokta atışı transferler yaptık. Bunu anlamamız için zamana ihtiyacımız vardı. Çok önemli oyuncularınızın olması önemli değil. Necati izlemekten zevk aldığım, sempati duyduğum bir oyuncuydu. Diğer oyuncular benim için yabancıydı. Ama en fazla beğendiğim isim Elmander oldu. Selçuk'la birlikte aynı şekilde saygımı kazandılar. Ama bütün oyunculara saygım var," diye konuştu. Şükrü Saraçoğlu stadındaki kupa töreninden de bahseden Ünal Aysal, "Kupanın daha sonra verilmesi bana maçtan bir hafta önce teklif edildi. Biz de yönetim kuruluyla konuştuk ve reddettik. Bu teklif Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi, Fenerbahçe'den değil. Kupayı çimlerde almak istedik, soyunma odasında değil." 3 Temmuz'da başlayan şike süreci hakkında da değerlendirme yapan Aysal, "Stresli bir sezondu. 3 Temmuz olayı bütün organizasyonu alt üst etti. Ama Galatasaray'ın süreçle bir alakası yoktu. Biz kendi işimize bakmak istedik. Bu konuya karışmak istemedik. Ancak isimleri geçen takımlardan Fenerbahçe bize Aziz Yıldırım vasıtasıyla suçlamalarda bulundu. Biz de kendimizi savunmak için sürece dahil olduk," ifadelerini kullandı. Trabzonspor Başkanı Sadi Şener'in, "Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi öncesi kupayı size vereceğiz," dedi. "Demirören size de taahhütte bulundu mu?" sorusuna Aysal, "Biz zaten seçimde çekimser kaldık. Ancak daha sonra Demirören'le konuşmamızda bize Galatasaray Avrupa Kupalarına katılacak," dedi şeklinde konuştu. Ali Dürüst'ün yöneticilik tecrübeleri bende yok," diyen Aysal, "Kulübün iç yönetimiyle ilgili tüm işleri büyük bir sessizlikle, fedakarlıkla yaptı. Ben de kriz yönetimini üstlendim. Kulüpte herkes zannediyor ki ben istediğim futbolcuyu alıp satarım. Bu böyle değil. Ben son kararı veririm. Taraftarlar Drogba'yı istiyorlar. Ben de onu istiyorum. Yaşına göre çok iyi bir oyuncu ama onu almanın 20 kriteri var," diye konuştu. Nokta transferler yapacağız diyen Aysal, "Takımımız birçok noktada eksik. Bir kadroyu yaratmak zorundayız. Bütün transferleri bu bağlamda yapacağız ve buna göre hareket edeceğiz," dedi. Mena konusunda da, "Fatih Hoca her oyuncunun sicilini tutar. Oyuncular üzerinde disiplini kuramazsanız yarın Ahmet Mehmet de dayak yer. Ben Melo ile çalışmak istiyorum. Hocamız da istiyor zannederim. Bu hafta görüşmemizde bu konuyu karara bağlayacağız," dedi. Galatasaray'ın Avrupa'da ilk 10 içerisine girmesi için çalışacaklarını tekrarlayan Aysal, "Avrupa'da her yıl açıklanan para ligine hiçbir Türk kulübü giremiyor. Bazen kısa sürelerle Türk takımlarını görebiliyoruz. Ama bu kalıcı değil. Amacımız Galatasaray'ı burada kalıcı hale getirmektir," diye konuştu. İsmi Galatasaray'la anılan Burak Yılmaz için de konuşan Aysal, "Burak Yılmaz için kendi kulübü bize teklif ederse o zaman konuşuruz. Şu an hiçbir oyuncuyla kulüp rızası dışında görüşmek istemiyoruz. Kabarık bir liste yok. Alışveriş listemizde nokta atışı şeklinde bir çalışmamız mevcut. Ekibimizin eksik yönlerini gördük. Derinliği olmayan bir kadromuz var. Teknik ekibin çok büyük bir başarısı var. Eksikleri kapatma konusunda Avrupa'da iddialı olmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği'nin işe yaramadığını dile getiren Aysal, "Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçiminden başka bir işe yaramıyor gibi gözüküyor. Kulüpler Birliği daha aktif olabilir," dedi. Aziz Yıldırım dışarıya çıkarsa ona "ilk sözünüz ne olur?" sorusuna Aysal şu yanıtı verdi. "Onunla bir kez konuştum. Kişisel olarak sempatik birisi. Bugünkü ortamda herkes yargılanabilir. Aziz Bey bir gün işinin başına dönerse insani yönden kendisini en iyi şekilde ağırlarım. Bunu dostluğa da dönüştürmek isterim. En ufak bir sorun olmaz," dedi. Bir araya geldik bu hafta sonu.